Mehmet Yılmaz siyaset de artık izne tabi. Rejimin sansürcü, baskıcı karakteri giderek daha da güçleniyor ama muhalefetten de ses seda çıkmıyor. Feshane'deki serginin kaldırılmasını isteyenlerin bir grup aşırılıkçıdan ibaret olmadığını artık biliyoruz. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi grup sözcüsü Murat Türk Yılmaz'ın serginin kaldırılmasını isteyen açıklaması bunu açıklıkla ortaya koyuyor. Yaşam biçimlerine müdahale ve kendi yaşam biçimini dayatmaya yönelik bu girişimin resmi bir devlet politikasına dönüşmekte olduğunu görmek gerek. AKP grup sözcüsü çok açık konuşuyor. Siyasal mesajlar içeren bir araç ve ahlaki açıdan ortalama bir Türk insanını ve ailesini rahatsız edecek eserlerin sergilendiği bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Gördüğünüz gibi siyasal mesajlar vermek Beylerin iznine bağlıymış siyasetin izin konusu olduğu rejimlere ne isim veriyorduk? Ortalama bir Türk insanın ve ailesini neyin rahatsız edeceğine de artık iktidar partisi karar veriyor. Neyi izleyip, neyi izlemeyeceklerine vatandaşlar mı karar verecek, ortalama adına konuştuğunu iddia eden iktidar politikacıları mı? Günün birinde ortalamanın ne olacağına karar verecek olan değişirse ne olacak? Her iktidara gelenin kendi ortalamasını dayatacağı bir rejim demokrasi midir, adi bir diktatörlük müdür? Belli ki demokrasi tramvayının son durağındayız. AKP artık herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak kadar sansürü savunuyor, siyasetin yapılabileceği alanı tanımlıyor ve izne bağlıyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde demokrasi yaşar mı, yaşamaz mı sorusu için bir yanıt daha almış oluyoruz. Artık şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Siyasal İslamcıların iktidar gücünü ellerine geçirdikleri ülkelerde demokrasi sadece seçimden ibaret bir rejim. Demokrasinin kurumları ve kuralları bu tür siyasetin umursadığı bir şey değil. Rejimin sansürcü, baskıcı karakteri giderek daha da güçleniyor ama muhalefetten de ses seda çıkmıyor. Sessiz kaldıklarına bakacak olursak muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanatları altında TBMM'ye taşınan sağ kesiminin yaşam tarzlarına bu tür müdahalelerle ilgili bir sorunu yok. Peki CHP'nin söyleyeceği bir tek kelime yok mu? Onlar niye sessiz? Giderek azgınlaşan bu zihniyet karşısında sessiz çoğunluğun haklarını kim savunacak? Srebrenitsa soykırım değilse nedir? 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te yaşanan Srebrenitsa katliamının Türkiye tarafından soykırım olarak tanınması ve 11 Temmuz'un soykırım anma günü olarak ilan edilmesi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi. Oysa aynı kadro bu önergeyi reddetmeden hemen önce Srebrenitsa katliamını unutmayacağız yazılı TBMM bildirisine oy vermişti. Gerçekten tuhaf bir parti bu AKP Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, TBMM'de önergeye ret oyu veren AKP'lilere bu çelişkiyi hatırlatınca kendisine verilen yanıt da bu, sana ne? Müslüman hassasiyetine sahip yerli ve milli koalisyonumuzun, Bosna'da işlenen bu ağır insanlık suçunun adını koymaktan alıkoyan neydi acaba? Rumeli göçmenlerinden hazretmediklerini biliyoruz. Fesli Kadir gibi açıkça, keşke Yunan kazansaydı, diyemiyorlar ama belli ki Kurtuluş Savaşı'nda ve saltanatın kaldırılıp Cumhuriyet'in kuruluşunda Rumelilerin oynadığı rol ile hala barışabilmiş değiller. Srebrenitsa'da Potoçari Anıt Mezarlığı Gümüşlük ölüyor, diğer koylar da sırada. Bodrum Gümüşlük'teki plajlar, Mavi Bayrak, hakkını kaybetti. Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre Koli Basili değeri 25 Nisan'da sınır değerinin 4 katına ulaşmış. Atık kaynaklı kirlilik ise normal değerlerin iki katı. Bunda arıtma suyunun verildiği dereye, vidanjörlerle getirilen kanalizasyon atıklarının boşaltılmasının da rolü olduğu ileri sürülüyor. Bu şaşırtıcı bir haber değil. Gümüşlük koyu, her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Kapalı koy bedava bir marinaya dönüşmüş durumda. Koyun kaldırabileceğinden çok daha fazla sayıda tekne demir atıyor. Bunların bir bölümünün duş ve bulaşıktan kaynaklanan atık sularını denize attığı da biliniyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi koyun içinde korsan marina hizmeti de var. Bodrum Liman Müdürlüğü bu korsan marinaya neden müdahale edemiyor merak ediyorum. Sorun gümüşlük ile sınırlı değil. Bodrum civarındaki Cennet Koyu da dahil olmak üzere kapalı koyların hemen hepsi bedava marinaya dönüşmüş durumda bir kere demir atıp, kıçtan kara bağlanan tekneler yerlerinden kımıldamıyorlar bile. Aynı sorun hisar önü ve göçek koyları için de geçerli. Bu koylara demir atıp, haftalar boyu kımıldamayan tekneler var. Bu kapalı koylara girişin sınırlanması gerekiyor. Belli sayıda tonoz olmalı, demir atmak ve kıçtan kara bağlanmak yasaklanmalı. Tonozlara bağlanma süresi de 3-4 gün ile sınırlanmalı ve paralı olmalı ki elde edilecek gelir, koyların çevresindeki kirletici unsurların ıslahı için kullanılabilsin. Bu hızla gidilirse 3-5 sene içinde bu koyları tamamen kaybederiz. Çevre Bakanlığından ümidim yok zaten ama kaybolacak geliri hesaplayacak Turizm Bakanlığı, ilgili kurumları harekete geçirecek adımları atabilir.